Arkadaşlar, merhaba. Bugün basamak analizi ve çözümleme konusuyla bölme işlemini anlatacağız. Basamak analizi nedir? Şimdi biz matematikte günlük hayatımızda onluk sayma sistemi kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani her basamak 10 ve katları şeklinde değerler almış. Diyelim ki burası 10 üzeri 0, burası 10 üzeri 1, burası 10 üzeri 2. Burası 10 üzeri 3 yani birler, onlar, 10 yüzler ve binler. Ve biz her rakamı bulunduğu basamak değeriyle çarparak yazma işlemini çözümleme diyoruz. 4 çarpı 1000 artı 3 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 1. Biz bu sayı 4, 3, 2, 1 diye değil 4321 diye okuyoruz. Niye böyle okuyoruz? İşte bu basamaklarına göre çözümlendikten sonra yapılan işlemin değeri 4321. 1 şeklindedir. Örneğin 43,21 diye bir sayı olsaydı yine tam kısmı onun 0. kuvveti ve onun 1. kuvveti diye gidecekti. Sağ taraf 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 2 diye gidecekti. Yani bu e, 10 üzeri 1, 10, 4 çarpı 10, 10 üzeri 0, 1, 3 çarpı 1, 10 üzeri eksi 1 biliyorsunuz ters çevriliyor 1 bölü 10, 2 çarpı 1 bölü 10 ve 1 çarpı 1 bölü 100 şeklinde çözümlenebilirdi. Yani bunu denklemleştirirsek artık. ABCD şeklindeki bir dört basamak sayı. Burası binler, yüzler, onlar ve birler basamağı olduğu için her birini basamak değeriyle çarparak bina, yüz B, on C ve D şeklinde çözümleyebiliriz. İlk örneğimiz şu. Arkadaşlar bunların hepsinin pdf'lerini siz bulabilirsiniz şeyde. vereceğim linkte açıklamalar bölümünde. 3 basamaklı 4 sayının her birinin yüzler basamağını 2 arttırır, onlar basamağını 3 azaltır ve birler basamağını 2 arttırırsak toplam nasıl değişir diyor. 3 basamaklı 4 sayı varmış. Şimdi biz bir tane sayıdaki değişimi bulalım. Diğerlerini daha sonra 4 ile çarparak bulabiliriz. Çünkü toplamda 4 sayı var. Her birinin yüzler basamağını 2 arttıracağız. 2 çarpı 100 kadar artış var. Artışa artık koyuyorum. Onlar basamağını 3 azaltıyoruz. 3 çarpı 10 kadar azalış var. Eksi koyuyorum. Ve birler basamağını 2 arttırıyoruz. 2 çarpı 1 kadar yine artış var. Artı koyuyorum. Dolayısıyla 200 30 artı 2. Bir tane sayıda 172 artış var. Bu sadece bir sayıda olan. 4 tane sayı olduğu için bunu 4 ile çarpıyoruz sayı arkadaşlarım. 4 kere 2, 8. 4 kere 7, 28. 50 2, 4 kere 4, 5, 6. Yani 688 artış varmış. ABC3 AB 2 basamaklı doğal sayılardır. Bunu baştan yazmak önemli. Eğer bunları yazmazlarsa soruda arkadaşlar şu ABC ifadesi A çarpı B çarpı C anlamına gelir ve biz o zaman bunları AB ortak parantezine alarak yaparız. Ama 3 basamaklı ve 2 basamaklı dediğimde artık çözümleyebiliyoruz. Bakın burası birler, burası onlar, burası da yüzler basamağıydı. Her birini basamak değeriyle çarparak yazıyorum. 100A, 10B, 1 ile C'yi çarptım. C. Yine birler basamağı ve onlar basamağı 10A artı B eşittir. 251. A çarp B çarp C karşıya demiş. Önce biz A'ları bir toparlayalım. 100A ile 10A'yı topladığımızda 110A. 10B ile B'yi topladığımızda 11B artı C eşittir 251. Şimdi ben buraya A'ya verebileceğim en büyük rakamı vermeye çalışacağım. 3 verirsem 330, 250'yi geçer. O zaman 2 verelim. 220, 251'den 220'yi çıkardık. Geriye 31 kalıyor. B'ye arkadaşlar 3 verirsem 33 olur ve geçer. 2 veriyorum. 22. Geriye 9 kaldı. 11'den 2 çıktı, 9. O zaman direkt C'ye de 9 veriyorum ve sağlıyor. Bakın 220, 22 daha 242, 9 daha 251. O zaman A çarpı B çarpı C 36 ediyor. Üçüncü sorumuza geldik. ABC ve BAC 3 basamaklı sayılardır. ABC artı BAC 552 ise A artı B artı C kaçır? Çoğu kez bu sorularda değer vermeye uğraşıyoruz. Bunlar da çözümleme ile yapılabilir. Bakın şu ABC sayısını nasıl çözümleriz? A yüzler basamağında, B onlar basamağında, artı koyuyoruz araya 10B, C de birler basamağında, C. Artı, şimdi alttakini çözümlüyorum sayıda arkadaşlarım. B yüzler basamağında, A onlar, C de birler basamağında. 100B artı 10A artı C. A'ları toparlayalım yine. 110 A. 110 B. Artı 2 C. 552. Şimdi sayın arkadaşlar bakın şurası 110 parantezine de alınabiliyor. A artı B. Artı 2 C. 552. A artı B'ye ben maksimum 5 versem. C'ye de 1 versem. 552 oluyor. O zaman A artı B 5, C 2 olduğuna göre toplamları kaç çıktı? 7. Rakamları toplamının 5 katına eşit olan kaç farklı iki basamak sayı yazılabilir? Şimdi bir iki basamak sayımız var. A, B. Rakamları toplamı nedir bunun? 10 artı B değil. O çözümlenmiş hali. Rakamları toplamı artı B. Rakamları toplamının 5 katı diyor. Nerenin 5 katı diyorsa orayı 5'e çarpacağız. Şu sol tarafı 5'e çarpan çok öğrencimizi gördüm. İki basamaklı sayının 5 katı demiyor. Rakamları toplamanın 5 katı diyor. Onun için burayı 5'e çarpıyoruz. Şimdi şu iki basamaklı olan bölümü çözümleyebiliriz. Şurası 1'ler, şurası 10'lar basamağı. 10A artı B. Sağ tarafı da içeri dağıtıyorum. 5A artı 5B. 5A demek 5 çarpı A demek tabii. A'ları bir yere topluyorum. 10A'dan 5A çıktı 5A. B'leri de bir yere topluyorum. 4B. Şimdi 5A ve 4B birbirine eşit oldu. Son adıma geldik ve değer vereceğiz. Tabii A ve B'ye rakam vermek zorundayız. 20'de eşitlenebilirler. Buraya 4, buraya 5 veririz. 40'da da eşitlenebilirler. Ama bu B'ye 10 vermem gerektiği için. E, B'de bir rakam olmaz o zaman. Veremeyiz. O zaman kaç tane sayı yazılabiliyor? 1 tane. Kısa basamaklı sayı yazılabilir. O da 45. Şimdi çözeceğimiz soruyu da lütfen çok dikkatli bir şekilde izleyin. ABC ve CBA üç basamaklı sayılardır. ABC CBA 198 koşunu sağlayan kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi bunları çözümlüyorum. 100A 10B artı C birler, onlar ve yüzler basamağı. Yine aynı şekilde birler, onlar ve yüzler. 100C artı 10B artı A. Şimdi arkadaşlar 100A'dan A çıkardık. 99A. 10B'den 10B çıkardık 0. C'den 100C çıkardık. Eksi 99C. 198. 99 parantezini aldığımızda A eksi C. 198. Her iki tarafı 99'a bölelim. A ile C'nin farkı 2 çıktı. Şimdi yapılan bir hatayı göstereceğiz. A ile C'nin farkı 2 evet. Neler olur? Küçükten başlayalım. 3 ile 1. 0 koyamayız. Çünkü C 0 olamaz. 2 basa 3 basamaklı sayı olduğu için. 4 ile 2. 5 ile 3. 6 ile 4. 7 ile 5. 8 ile 6 ve 9 ile 7. 1 2 3 4 5 6 7 taneyi görüp bizim öğrencimiz direkt gider ve yedi işaretler. Halbuki A ile C'nin farkının 2 olduğunu biliyoruz. Mesela A ile C 1 olabilir. Ama B hakkında herhangi bir bilgimiz yok. B der gidiyor. Yani B der her şey olabilir. Sıfırdan başlayarak 9'a kadar B'ye biz 10 adet değer verebiliriz. Yani bu 301 de olabilir, 311 de olabilir, 321 de olabilir. A ile C'nin farkı 2 olduğu müddetçe, mesela 3 ile 1 olduğu müddetçe araya 10 tane değer gelebilir. Demek ki 3 ve 1 kullanarak 10 tane, 4 ve 2 kullanarak 10 tane. Her birinde araya 10'ar tane değer gelebilir. Çünkü rakamları farklı dememiş. Dolayısıyla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tane sayı esasında yazılabilir. Buna dikkat edelim. Eğer B hakkında bilgimiz yoksa B'ye her rakamı verebiliriz. Bir de ABC farklı harfler diye farklı rakamlar anlamına da gelmiyor. Altıncı örneğimiz. ABC farklı rakamlardır. Bakın burada söylemiş. Demeseydi farklı anlamına gelmez. 3 rakamın da kullanıldığı, 3'ünün de kullanıldığı tüm üç basamaklı sayıların toplamı 1776'dır. Yazılabilecek en büyük ABC sayısı kaçtır? 3 rakamında kullanıldığı bütün sayıları yazıyorum. A'yı yüzler basamağına aldım BC. A yine yüzler basamağında CB. B'yi yüzler basamağına aldım AC. BCA. Yine C yi yüzler basamağı alalım. CB, CAB ve CBA. Sayın arkadaşlar, şimdi bakın artık çözümlemeyi öğrendik. Burada 100A var. 100A da burada var. Ne etti? 200A. 10A burada var. 10A burada var. Ne etti? 20A. 1A burada, 1A burada. Burada da 2A. Topladık 222A. Aynı şeyi B'ler için yaparsanız 10 da 222. C'nin de 222 olduğunu görürsünüz. Ve toplamları 1776 etmiş. 222 parantez alırsak A artı B artı C 1776. Her iki tarafı 222'ye bölüyorum. 8 çıkıyor. Rakamlar toplamı 8 olacak. Fakat arkadaşlar bir kere şey olmayacak yani hiçbiri sıfır olmayacak. Çünkü hepsiyle başlayan 3 basamaklı sayılar yazdık. Yani ben direkt 800 yazamam mesela. En büyük 711 yazabilir miyim? Farklı rakamlar dediği için yazamam. 6, 2, 1. O da olmaz. 8 etmiyor. 5, 2, 1. 5, 6, 7, 8. En büyük 521 yazabilirim farklı rakamlar kullanarak. Yedinci örneğimiz. Dört basamaklı bir sayıdan rakamları toplamı çıkarıldığında A, B, C, D Ekten A artı B artı C artı D'yi çıkardığımızda 5310 bulunuyor. Bu sayının rakamları toplamı nedir? Şimdi burada kaç A var? 1000 A var. 1 A'yı çıkarırsak 999 A. 100 B'den 1 B'yi çıkarırsak 99 B. 10 C'den 1 C'yi çıkarırsak 9 C. E, D'den de D'yi çıkarırsak D'ler gitti. Dolayısıyla 5310 çıktı. Şimdi ben burayı 9 parantezine alayım. 111A, 11B artı C. 5310. 5310'u 9'a bölmem lazım. Bölelim arkadaşlar. 5 kere 9 45. 13'ten 5 çıktı 8. 81'de 9 kere 9 kere 9 81. 0 indirdik. 0 yoksa buraya muhakkak bir 0 atıyoruz. 590 çıktı 111 a. 11 b artı c eşittir 590. Şimdi verebileceğimiz en büyük basamak sayı verebileceğimiz en büyük sayı vererek başlıyoruz. 5 verebilirim. 555 eder. 590'dan 555'i çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3. 35. Şuraya B'ye maksimum 3 verebilirim. 33. Geriye ne kaldı 2? C'ye de ne verebilirim? 2 verebilirim. Demek ki bizim sayımız 532'ymiş. Rakamları toplamı ne eder? 10 eder. Ve son sorumuz. Birbirlerinden farklı 4 rakam kullanarak yazılabilecek en büyük 4 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı doğal sayı arasındaki fark kaçtır? Farklı 4 rakam kullanarak yazılabilecek en büyük 4 basamaklı doğal sayı. Bakın bu burayı bağlı. Birbirinden farklı 4 rakam kullanarak yazılabilecek en büyük 4 basamaklı doğal sayı. Şuraya kadar bir bütün. Ne yazabiliriz? 9, 8, 7, 6. İle en küçük 3 basamaklı doğal sayı arasındaki fark. Burada birbirinden farklı rakamlar demiyor. Bunları birbirinden çıkarırsak. 6, e, 7, 7, 9, 9 776 eder. Evet arkadaşlar çözümlemeyi bitirdik. Şimdi sırada bölme işlemi var. Bölme işlemi ilkokuldan itibaren gördüğümüz bir işlem. İlkokul ikinci sınıftan itibaren görüyoruz. Ama çok da iyi bildiğimiz bir işlem mi zannetmiyorum. Şimdi burası bölünen. Burası bölen. Şurası bölüm ve burası da kalan şeklinde isimlendiriliyordu. Bölünen sayıyı bulurken bölenle bölümü çarpıp B ile çarpıp kalanı üzerine ekliyorduk. Bir de kalan her zaman şu bölen sayıdan küçük olmalıydı. Yani buradaki kalan buradaki bölenden küçük olmalıydı. Arkadaşlar yine bunların da çıktılarını ayrıca alabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde olacak. Şimdi tabii ki sizler de benimle beraber çözerseniz daha iyi olur. Bölüm artık kalan nedir? Önce bu soruyu siz çözün. Şimdi 21'de 21 kaç kez arkadaşlar? Bir kez. Şimdi burada 21'i komple indirip yine bir kez diyen çok gördüm. Sayılar bölmede tek tek indirilir. 2'de 21 yok. Buraya bir sıfır attık. 21'de 21 yine bir kez. Ve burada bırakan da çok gördüm. 3'ü indirdik. 3'te 21 var mı yok? Yine buraya bir 0. Demek ki bölüm 1010 kalan da 3. Toplamları ne eder? 1013. İkinci örneğimiz AB AB sayısını AB'ye bölmüşüz. Bölelim arkadaşlar. AB'ye. AB'de AB bir kere çıkardık. A'da AB yok. AB'de AB bir kere. E şu kalansız bölme işleminin sonucu ne çıktı? 101. Şimdi A, B, 0, A, B'yi A, B'ye bölüyoruz. A, B'de A, B bir kez. 0'da A, B yok. A'da AB yok. Yine A, B'de A, B bir kez. Burası da ne oldu? 1001 oldu. 1001 ile 101'i topladık. 1102 bulduk sonucumuzu. Üçüncü sorumuz. A ve x birer doğal sayıdır. A'yı x artı 2'ye bölmüşler. x artı 1 bölüm kalan 3x eksi 4 çıkmış. A en çok kaçtır diyor. Sanki burada x'e ne kadar büyük değer verirsek sonuçta o kadar büyük çıkar gibi gözüküyor. Fakat neyi biliyorduk arkadaşlar? Kalanın bölenden küçük olduğunu. Şimdi x'i bu tarafa atarsak eksi olarak Eksi 4'ü de sağ tarafa artı 4 olarak. 2x küçüktür 6, x küçüktür 3 diyebiliriz. x bir kere 3'ten küçük ve 1 doğal sayı. O zaman maksimum x ne olur? En çok dediği için 2. <laughs> evet, özür diliyorum. x'e 2 koyduk. 4, 3, 2 kere 3, 6, 4 çıkardık. 2. Artık a sayısını bulabiliriz. 4 ve 3'ü çarpacağız. 2 ekleyeceğiz. 14 ediyor. Dördüncü sorumuzdayız. Bölme işleminde bölen ve bölüm yer değiştirebildiğine göre beynin alabileceği kaç farklı doğal sayı vardır? Şimdi burada kalan bölenden küçüktür. 4 küçüktür. B 2. Eksi 2 artı 2 olarak buraya atarsak 6 küçüktür B. Peki bölen ve bölümün yer değiştirdiğini düşünelim. Şuraya 20 eksi B yazılır. Buraya b eksi 2 yazılır. Buraya da 4 yazılır. Yine bu sefer 4 bölme işlemi kuralı gereği 20 eksi b'den küçük olacaktır. Eksi b'yi sol tarafa artı b olarak attım. Artı 4 de eksi 4 olarak attım. Burada da 16 var. 6 b ve 16 arasında olacakmış. 16'dan 6'yı çıkardık. Bir de 1 çıkardık. 9 tane doğal sayı olabilir. ABC doğal sayıdır. A bölü B'yi bölüm 3 kalan 2 olarak vermiş. B, C, ye bölünce de bölüm 2 kalan 4 olarak vermiş. A en az kaç En küçük değerini sorduğunda sayın arkadaşlarım sondaki bölmeden başlayarak değer vererek gidebilirsiniz. Yalnız C'ye muhakkak 4'ten büyük değer vermeniz gerektiğini unutmayın. C'ye 5 verebiliriz. 2 5 10. B ne olur? 14. B 14 olduğunda 3 kere 14 42. A da 2 olduğu için 44 bulabiliriz. 5 k. A'nın C türünden değeri nedir diyor. İşte burada denklemlere girmek zorundayız. A burada neye eşit arkadaşlar? A 3B artı 2. B burada neye eşit? B 2C artı 4. Şimdi sayın arkadaşlar burada şu B'yi getirelim. Şuradaki B'nin yerine yazalım. A 3 çarpı 2C artı 4 artı 2 diyelim. 3 ile çarparsak 6C 3 ile burayı da çarptık. 12, 2 daha 14. Dolayısıyla A'nın C türünden değeri de 6C artı 14'tür. Altıncı ve son örneğimiz bölme işlemiyle ilgili A3B 3 basamaklı sayısını A2 2 basamaklı sayısına böldüğünde bölüm C'de kalan 4'müş A artı B artı C artı D nedir diyor. Burada direkt değer vermeye kalktığımızda ya da çözümlemeye kalktığımızda çok zor olur. Bakın şu bölme işine bir bakalım. A 2'ye bölüyoruz. Şimdi A 3'te A 2. Her ikisi de A ile başladı. Şimdi bir kez olacak ve bu bundan küçük zaten. Çıkardığımızda 3'ten 2 çıktı 1. A'lar gitti. 1 B'de A 2 kaç kere bilmiyoruz ama ne kalmış arkadaşlar? 4 kalmış. Şimdi burası 10 ile başlayan bir sayı olduğuna göre bu da demek ki 10 ile başlayan bir sayı. Çünkü bu bundan küçük. Ee, bundan bir kere versek 12'yi çıkardığımızda 4 kalabilmesi için B'ye ne vermem gerekir? 6. Başka bir durum olabilir mi diye düşüneyim. Mesela 2 ile çarptığınızda burası 1 bile olsa burası 20 ile başlar. 10 ile başlayan bir sayıdan 20 ile başlayan bir sayı çıkarıp da 4 bulabilmeniz mümkün değil. O yüzden A'nın kesinlikle 1 olması lazım. Ve siz 1 ile çarptığınızda 12 Bunlar da B'nin de 6 olması lazım. O zaman arkadaşlar A1. B hangisiydi? Şurası 6. C ve D dediğimiz o ikisi de 1 çıktı. Bakın farklı harfler olması farklı rakamlar olduğu anlamına gelmez. 6, 7, 8, 9 eder. A artı B artı C artı D toplamı. Böylece arkadaşlar bugün çözümleme, basamak analizi ve bölme işlemi konularını bitirdik. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.